hakikaten aslında çok dram taşıyoruz ama yüzümüz gülsün diye yapıyoruz. Bugün çok özel bir konuğum var. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman'ı buraya davet edeceğim. Niye konuşacağız, ne konuşacağız, nasıl yüz güldürüyorlar onlara bakacağız. Burak Bey buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Ben teçhizat ederim, sağ olun. Elinize bir şeyle geldiniz. Elimde bir şeyle geldim, anlattıktan sonra anlatın onu o zaman. Lütfen bize anlatın. Şimdi mucize evini kurduk. Mucize evi, evet. İsmi bile güzel. Mucize olsun dedik. Evet. Çünkü onkoloji hastanelerimiz yeterli olmuyor Anadolu'da, Doğu'da, bütün illerimizde, ilçelerimizde. Onlar büyük şehirlere sevk ediliyor. Ve çok da hastamız çok var. Çok hastamız var maalesef. Çok var. Maalesef. Bize de başvuruyorlar. Evet, yani maalesef. Hani hakikaten yardıma evet. ihtiyacı olan çok insan çok. Var. Biz bunlara bakıyoruz, tedavilerini evet. yaptırıyoruz. Aynı zamanda zaten hükümetimiz, devletimiz de bakıyor. Yapıyor, bunların evet. Bunların devlet hastanemiz var, çok değerli. Ancak bu uzaktan gelen hastalarımızın kalacak yeri yok. Şimdi bir de o büyük dert. İşte bu şimdi çok bir taraftan büyük bir hastalıkla uğraşıyor. Evet. Ama bir taraftan da nerede kalacak, nerede yatacak, nasıl şartları değil mi? Çok zor. İnanın bazen ceplerinde 5 liraları olmuyor. Tabii. Bunların çocukları da olabiliyor, çocuk hastalarımız olabiliyor. Büfelerde, otobüs duraklarında... yani olacak bir iş değil. Onun için bizim... yani Burak Bey şimdi çocuğu hasta. Ana baba işi mi bırakacak gelecek? Bir de onlar bir de da onlar var da değil var. Mi? Onlar da başka büyük dertler. Evet. Hadi onlar geldiler işte buraya geldiler. Ne yapalım? Mucize evinde 5 yıldızlı otel lüksünde bizim vatandaşımız her şeye layık. Böyle ilk 50 odalı bir yer kurduk. Türk çok Kanser güzel. Derneği'nde. Yani hoş değil mi? Düşünsenize. Sağ olun. Hakikaten yani. Çok güzel. Bunları... hazırladık ve hizmete açtık. Tabii sizler sayesinde de bütün Anadolu'ya bunu duyurmaya duyuralım, çalışıyoruz. Herkese duyuralım. Duyuruyoruz. Bu işte bir kanayan yara. Onun için bunu getirdim. Dur dedik biz buna. Aa çok hoş. Bir dakika benimki de var. Onu da alıp gidiyorum. Onu da alıp gidiyorum. Duyuruyoruz. Şimdi ben seviyorum bu işleri. Biz de biliyorsunuz ses ver diyoruz ya orada görüntü. Herkese evet. ses ver diyoruz. Evet. Siz lütfen dur de ses verin ki bir takım şeylere dur diyenler de size ulaşsın. Hakikaten evet. özellikle anlatın bize daha herkes, çok. Herkes. Kanserden hızlı davran. Kansere evet. dur diyelim. De. Hep beraber diyelim. Evet. Şimdi bu mucize evimizde neler yapıyoruz? Tabii ki 3 öğün yiyorlar, içiyorlar. Nerede bu ev? Bu Şişhane'de hem de metronun tam yanında. Bu birincisi, üçüncüsü, beşincisini evet. inşallah kuracağız. Şimdi burada yalnızca yediler, içtiler, iyi bakıldılar değil. Hani bunun psikolojik boyutu da var. Tabii bir devamlı destek lazım değil mi? Devamlı bir psikolog bulunduruyoruz. Evet. Kanser hastasına ve kanser hastası yakınına. Tabii, da lazım tabii. Bu. Çünkü hasta yakını da çok önemli. Tabii o da perişan, perişan oluyor. Yani da hastadan perişan. Daha perişan oluyor. Çok ben doğru. biliyorum izleyenlerimiz çok arasında doğru. da çok vardır. Evet. Hepsine buradan selam olsun. Hakikaten çok zor bir işleri var. Hasta bakmak zordur. Çok. Kolay değildir. Yani o da hasta kadar, kadar hasta oluyor. Hakikaten öyle. Bununla da yetinmeyelim dedik. Bir beslenme uzmanımız olsun. Ama onkoloji süper. Anlamında olsun. Evet. Çünkü kemoterapiden sonra, radyoterapiden sonra cinsine de göre beslenmeleriniz değişmek zorunda. Tabii ne yiyecek? Ne yiyecek, ne içecek? Evet. Hani iyi yediriyoruz demek de bir laf değil. Tabii. Ona göre yenmesi lazım. Bu konuda da çalışıyoruz. Çünkü bir diyeti var onun bunun değil mi? Bunun diyeti var. Yani diyet deyince hanımlar hemen anlamasınlar. Bu kilo verme diyeti değil. Evet. Yani bu işin sistematik bir yapısı var. Neyle beslenmeniz lazım? Çünkü nasıl potasyum almanız lazım? Çünkü öyle bir hastalık ki siz benden daha iyi bilirsiniz. Her topyekun savaşmak lazım. Doğru, değil mi? Doğru, yani iyi beslenecek, çok iyi doğru. şartlarda yaşayacak tabii, ki tabii, hastalığı tabii, hijyen olacak, evet. üşütmeyecek vesaire. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey yaptık. Hobi odaları kurduk. Olur ya Anadolu'dan geldiğimiz... pek işi gücü olmayan bir arkadaşımız da olursa gitar çalmasını öğretelim, mum yapmasını süper. Öğretelim, işte bir şeyler yapmasını öğretelim. Süper. Ama bu işler için gönüllüler lazım. Süper. Onun için gönüllülere de sesleniyorum. Ben gençlere herkes özellikle evet, sesleniyorum evet, buradan. Evet. Ben izleyicime de çok güveniyorum. Destek olalım hep beraber. Gönüllüler lazım. Ne istiyorsanız öğretebilirsiniz sosyal tabii, beceri tabii, olarak tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Yarım saat gelecekler, bir saat gelecekler. Evet. Onun için mümkün olduğu kadar yaymamız lazım. Evet. Bu odalar boş kalırsa ben çok üzüleceğim. Evet. Boş kalmayacak bu odalar. Dolu olması lazım. Onun için herkese, bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen birbirimize yayın. Evet. Mucize evini daha da zaten evet. genişletelim. Şimdi Burak Bey bizim yayınımızı izlemiş. İzlediğinde de çok etkilendiği evet, biri evet, olmuş. Evet. Etkilenmemek mümkün değil onun doğru. hikayesinden zaten. Ben o abimize, arkadaşımıza, burada kardeşimize... Mahmut Bey.
Mahmut Bey, gel yanımıza lütfen. Çünkü Mahmut Bey de bu merhaba, hastalıkla hoş geldiniz hocam. Savaşanlardan, savaşmayanlardan. Savaşmadığı için bizi üzdü. O yüzden İnşallah sanırım bir şeyler söyleyeceksiniz. Savaşacak. Türk Kanser Derneği olarak biz senin arkandayız. Bütün tedavileri, her şeyini biz zaten üstleniyoruz. Sağ olun. Çok İşin zor olsa dahi, başka konular olsa dahi ben şuna inanıyorum. En büyük sevap ilk önce kendine bakmaktır. Evet. Kendimize bakarsak belki Allah başka konularda da bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben Mahmut Bey'e diyorum ki onlar bizim için çok kıymetli gerçekten. Doğru. Ve yıllardır da kızlarını arıyorlar. Biliyorum. İnşallah sonuna da varacağız hep beraber İnşallah. Ama hep Mahmut Bey'e diyorum ki sen sağlıklı ol ki arayalım. O yüzden de evet. Türk Kanser Derneği'ne ben çok teşekkür ediyorum. Beraber arayacaksak sen sağlıklı olacaksın. Bütün tedaviyi üstlendik. Ben hastalıkta yaşamaya şu anda alıştım hocam. Yani ben biliyorum. Kendi derdimi artık biliyorum. Kanıma olduğunda ne yapmam gerekiyor. Ama ya seni çok geç kalırsan da o sırada bulunursa göremezsek ne yapacak Allah kızın? Korusun yok var öyle mı? Bir şey tamam. Ona da yok. Onun için. Allah'ın takdiri. Takdiri ama evet. Sen biz senin emrindeyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Biz hep çok, buradaki arkadaşlarımızın da eşlerinde evet. Dostlarında kendilerine Allah korusun olmasın da varsa. Buyurun biz... buyurun. Evet. 28 senelik ben de rahatsızım. Evet. Ama moralle yürüyor. Çok büyük geçmiş. Moral zaten bu işin %50'sidir. İnanın. Ok meydan hastasıyım. Ben de doğru. Zonguldak'tan geliyorum gidiyor. Doğru. Ay bunu bir okudum çok sevindim. Bayıldınız herhalde. Gerçekten. Zonguldak'tan gelirken giderken imkanınız kısıtlıysa. Evet. Kalacak yeriniz yoksa kısıtlı, evet. Buyurun dükkan tamam. Sizin. Tamam sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten çok sevindim. Süper. Çok sevindim. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Elimizden geldiğince biz buradan yaptıklarınızı duyurmaya devam edeceğiz. Ayrıca siz de desteklerinizle her bizi zaman. Yücelttiniz. Allah çok razı olsun. Teşekkür ederim. Allah sizden razı çok olsun. Nice. Zor işler bunlar. Dur diyoruz. Şimdi efendim kansere dur diyelim dedik, ses ver diyoruz, hep söylüyoruz. Dün burada biliyorsunuz bir kadına şiddet görüntüleri yayınladık. Sokağın ortasında...